Merhabalar, çok sık akla gelmeyen bir konudan bahsedeceğiz. Göğüs ağrısı yapabilen bir neden. Bakın bu akciğer filmi, bol akciğer filmi göstereceğim size. Bu koyu siyah bölge hava, karşı taraftaki ise normal bölge. Akciğeri ise maviyle işaretlenmiş, sönmüş yer. Geri kalan tamamıyla hava dolmuş durumda. Buna pnömotoraks deniyor. Aslında bu kabaca akciğerde hava, nerede bu akciğerde hava? Akciğerde göğüs duvarı arasındaki zarlar arasında. Akciğer ve göğüs duvarı arasında iki zar var. Birazdan göstereceğim. Akciğerin patladığı, akciğerde balon patladığı, akciğer sönmesi denilen hadise bu. Bir akciğerin üzerinde bir de göğüs duvarının iç yüzeyinde bir zar var. İkisinin arasında hava oluşuyor ve akciğer sönüyor. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı oluyor. Bu ikisi oldukça yaygın. Dolayısıyla biraz atlanabilen bir şey. En sık neden trafik kazası, kaburga kırıkları, ateşli delici, silah yaralanması ve kalp masajı, akciğer biyopsisi, bronkoskopi de görülebilir. Bir de ayrıyeten altta yatan akciğer hastalığı, başta koa ve bül oluşumu, amfizem, bunlarda da olabilir. Ve özellikle bülden bahsedeceğim size. Bülleri göstereceğim. Güzel fotoğraflarım var. Bülün ne demek olduğunu gayet iyi anlayacaksınız. Ve bu bül aslında zayıflamış bir akciğer dokusu ve zayıflamış akciğer dokusunun içerisinde bir hava var. Bir kist, bir balon oluşuyor ve bu balon patladığı zaman oradan bir hava kaçağı meydana geliyor. Veya dışarıdan ateşli delici silah yaralanmasıyla dışarıdan da hava içeri girip hapsolursa, o zaman içerideki havanın basıncıyla o taraftaki akciğer sönüyor. Bir de ayrıyeten primer, yani pek bir nedene bağlı olmaksızın, genç hastalarda, uzun zayıf ince olanlarda 20-40 yaş arasında böyle ani göğüs ağrısı ortaya çıkınca mutlaka akciğer filmi çekmek lazım. Ve işin kötü tarafı, bu hava kaçağı ilk yılda ve sonrasında tekrarlarsa giderek artan oranda görülüyor. Ve göğüs ağrısı olan bir kişiye mutlaka akciğer filmi çekmek gerekiyor. Bakın gene görüyorsunuz burada. Burası tamamıyla hava ve akciğer o beyaz ufacık kalmış, tamamıyla her taraf havayla dolmuş. Burada tüp takılabilir. Ve tüp takıldığı zaman da hava oradan tahliye edilir. Böylelikle akciğer kendi pozisyonuna geri döner. Zaman içerisinde de yapışır. Fakat şöyle bir durum var. %15-20 oranında eğer ufak bir hava varsa, sadece burundan oksijen vermek, nazal oksijen vermek yeterli olabilir. Kendiliğinden emilebilir. Eğer biraz daha ileri ise iğneyle girip o bölgedeki havayı dışarı tahliye etme şansına sahipsiniz. Ama asıl sıkıntı büllerde, çünkü tekrarlayan büller, hava kaçakları cidden ileride ameliyata neden oluyor. Bakın görüyorsunuz, beyaz beyaz küçük balonlarımız var. Bir de ayrıyeten akciğer dokusuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın bu siyah görünümlü olan yer akciğer dokusu. Fakat yukarıdakine bakın, biraz daha pembe. Birisi sigara içmiş, öbürü sigara içmemiş. Bazen bu büller dev oluyor. Bakın görüyorsunuz, akciğerin neredeyse yarısını kaplayan bir bül var. Dev gibi bir bül var. Şimdi bakın onun ameliyatına bakıyoruz. Bu bülün büyüklüğü bu kadar ve neredeyse 14-15 santime kadar gelmiş bir bül. O derecede büyük olabiliyor. Böyle durumlarda eğer hava kaçağı tüple düzelmezse, o zaman video torakoskopik denilen gayet basit bir işlem var. Ameliyathanede fazla kesi olmadan bu büller tamir edilebiliyor ve ondan sonra hastanın hava kaçağı kesiliyor. Onun için genç bir hastaysanız, göğüs ağrısı, nefes darlığınız varsa lütfen film çektirmeyi unutmayınız. Bir de sigara burada önemli faktörlerden bir tanesidir. Efendim, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.